Horasan, Türklerin Anadolu coğrafyasına çıkış kapısı, göçebe Türklerin yerleşik yaşayan Farsi halklarla ilk defa karşılaştığı coğrafya. Antik Farsça'da Hur güneş, Asan ise doğan, gelen anlamına gelmektedir. Horasan kelime anlamıyla doğu ülkesi, güneş ülkesi anlamlarına gelir. Türkler için kültürel açıdan yeni bir doğumun beşiği ve yeni coğrafyalara açılan kapı olmuştur Horasan. Horasan coğrafyası günümüzde İran'ın kuzeydoğusunu, Türkmenistan ve Afganistan topraklarının oldukça önemli bir kısmını kapsar. Bu coğrafya tarihi süreçte İpek Yolu coğrafyasında olması sebebiyle ticaretle zenginleşmiş şehirlere, dolayısıyla önemli eğitim merkezlerine sahip olup ayrıca Sarp Dağları da barındırıyordu. Gerek ana akım dini görüşlere muhalif fikirler için, gerekse özgür göçebeler için bu Sarp Dağlar bir sığınaktı. Semerkant, Buhara, Selçuklu sultanlarının ikametgahı Nişabur, Merv, Arapların büyük bir Türk kitlesini katlettiği Talkan, Horasan coğrafyası içindeki şehirlerden bazılarıdır. Horasan göç ve istila yolları üzerindeki bir kesişim noktasında bulunduğundan ötürü değişik halklardan meydana gelen bir nüfusa sahipti. Hindistan'ı istila eden Hint-Avrupa kökenli Aryan kabileleri uzun süre bölgede ikamet etmiş, Hunlara ve Göktürklere bağlı çeşitli Türk boyları İslamiyet'in bölgeye gelmesinden çok önce bölgeye yerleşmeye başlamıştır. Araplar ve Cengiz istilasından sonra Moğollar da Horasan'a yerleşen unsurlar arasındadır. Buradaki ilk Müslümanlar genel olarak Irak şehirlerinden ve özellikle Basra'dan bölgeyi fethetmek üzere yollanan Arap askerleriydi. Bölgeye Ak Hunlar döneminde 5. ve 6. yüzyılda göçebe Türklerin ilk defa yerleşmeye başladığı düşünülmektedir. Öyle ki İpek Yolu güzergahında olan bölge, hakim olan ülke için önemli bir gelir kaynağıydı. Sonraki süreçte 6. yüzyılda Halaç Türkleri ve 6. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Göktürklere bağlı boylar bölgeye yerleşmişti. Hatta Göktürkler ve Sasaniler arasında gerçekleşen 3 savaşında esas sebebi İpek Yolu güzergahını ve buradan gelecek gelire sahip olma amacıydı. 3 savaşın da asıl sebebi Horasan coğrafyasına hükmetmekti. Sonrasında ise 8. yüzyılda Karluklar ve özellikle Gazneliler döneminde bölgeye ciddi Türk göçleri yaşanmıştı. Fakat Selçuklular dönemine kadar bölgede egemen bir Türk nüfusundan bahsetmek mümkün olmayacaktı. Aral Gölü'nün doğusuna Kınık boyu ile çekilen Selçuk Bey, Gök Tanrı inancına mensup bir ailede doğduğu halde İslamiyet'i sonradan kabul etmiş ve çevre Müslüman ülkelere paralı askerlik hizmeti veriyordu. Her geçen gün çevresinde daha fazla Türk boyunun toplandığı Selçuk Bey ve oğulları kendi devletlerini kurmaya karar verdiklerinde Seyhun boylarından güneye inmiş ve bölgedeki muktedir güçleri bertaraf ederek Nişabur şehrini ilk merkezleri haline getirmiştir. Selçukluların ekonomik güce sahip olmasını, sonraki süreçte ise devletleşmesini sağlayan ilk hamle Horasan bölgesini ele geçirmeleriydi. Bölge Selçuklu öncesinde belli bir Türk nüfusuna sahipken Selçuklu iktidarı ile birlikte özellikle Orta Horasan adeta kuzeyden gelen göçebe Türk akınına maruz kalmıştı. Kısa sürede bölgede Türk nüfusu artmıştır. Oldukça geniş bir coğrafya olan Horasan'ın bir diğer özelliği de gerek Pers İmparatorluğu gerekse İslam İmparatorluğu döneminde ana akım itikadi inançlara muhalif insanların, meşreplerin coğrafi özelliklerinden ötürü sığınağıydı. İslamiyet'ten önce bölge Pers İmparatorluğundan kovulan Mazdekçilik, Maniteizm, Nasturi Hristiyanların, Budistlerin ve Gök Tanrı dinine mensup insanların yaşadığı bir coğrafyaydı. Bölgeyi sığınak olarak gören ilk İslam akımı da Batınilikti. Batınilik, Kur'an'ın ayetlerinin görünür anlamlarının dışında daha derinde gerçek anlamları yattığına inanan ve ayetleri buna göre yorumlayan bir inanç sistemiydi. Batınilik akımı ilk olarak iktidarı Emevilerin ele geçirmesiyle Hazreti Ali taraftarları arasında yayılmaya başlayacak ve çeşitli gruplara etkileyecekti. Fakat büyük etkisini göstermesi ve siyasal bir güç haline gelmesi ancak 909 yılında Kuzey Afrika'da kurulan Mısır, Suriye ve Hicaz'ı ele geçiren İsmaili mezhebine bağlı Fatimiler döneminde gösterecekti. Fatimiler Bağdat merkezli Abbasi otoritesine dini açıdan büyük bir savaş açacak, Dayiler adı verilen tebliğcilerini Abbasilere bağlı ya da Abbasi halifesi otoritesini tanıyan topraklara gönderecekti. Bu topraklar içerisinde en büyük potansiyeli barındıran bölge ise Horasan'dı.
Öyle ki Horasan bölgesi geçmişte dini açıdan oldukça zengin farklılıklara sahip olup İslamiyet'in gelmesiyle Müslümanlaşan insanlar eski dinlerinin birçok özelliğini halen muhafaza ediyordu. Horasan'ın yalçın dağları arasında halen İslamlaşmamış birçok topluluk yaşamaktaydı. Ayrıca Horasan bölgesi özellikle Emeviler döneminde merkezi idarenin pek çok zulmüne ve katliamına tanıklık etmişti. Hatta Emevilere karşı isyanın en güçlü başladığı ve isyanın sembol isimlerinden Ebu Müslim Horasani Horasanlıydı. Ve Abbasileri iktidara getirmesine karşın Abbasiler tarafından öldürülen Ebu Müslim bölgedeki tüm milletler ve dini gruplarca bir kahraman olarak görülüyordu. Kısaca Horasan bölgesi insanları hangi mezhepten olursa olsun merkezi dini otoriteye karşı mesafeliydi. Bu inanç ikliminde Şiiliğin İsmailiye koluna mensup Fatimi dahileri bölgede etkin olmuş, hatta bazı Samani hükümdarlarını dahi etkilemiştir. Bölgede ortaya çıkan bir diğer akım ise Melamilik'ti. Melamilik esasında yanlış bir şekilde sistemli bir tarikat olarak sınıflandırılmaya çalışılsa da Melamiliğin amacı topluma etki etmekten ziyade bireyin iç yolculuğunda kamil insan olmaya çalışmasını ve bu yolda gösterişten ve samimiyetsizlikten uzak durmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla bu akıma mensup insanlar kendilerini ve yaptıklarını gizlerdi. Melamilik akımının bilinen en büyük temsilcisi Yusuf Hamedani'ydi. Kendisi gayrimüslimlerin evine giderek dini anlatırken otacılık ile geçimini sağlar, tek gözlü odasında hasır, keçe, ibrik, iki yastık ve bir tencereden başka bir şey bulundurmaz, altın ve gümüş eşya kullanılmasına karşı çıkar, fakirlere zenginlerden daha fazla itibar gösterirdi. Melamilik inancında keskin çizgilerden ziyade özü anlamak yatıyordu. Yusuf Hamedani'nin iki önemli öğrencisinden biri olan Abdülhalik Gücdevani, gelecekte Nakşibendi tarikatına dönüşen akımı kurarken, diğer öğrencisi olan Ahmet Yesevi, Gök Tanrı inancına sahip Türkler arasında kaşıkçılıkla geçimini sürdürürken İslamiyet'i yaymıştır. Ahmet Yesevi'nin ilk hocası ise hakkında Ahmet Yesevi'nin aktardığının haricinde pek fazla bilgi olmayan Arslan Baba'dır. Rivayete göre ise Arslan Baba, Hazreti Ali'nin torunu İmam Rıza'nın öğrencisidir. Bu rivayetin doğruluğu tartışılabilmekle birlikte bu rivayet Ahmet Yesevi'nin Ehlibeyt sevgisini önemli bir yere koyduğunu göstermektedir. Ahmet Yesevi ayrıca Horasan Erenleri adı verilen ve Anadolu'nun Türkleşmesini sağlayan Hacı Bektaş Veli, Sarı Saltuk, Ahi Evran, Abdal Musa, Baba Haydar, Taptuk Emre, Yunus Emre gibi isimlerin manevi hocasıdır. Bu isimler tıpkı Ahmet Yesevi gibi ağdalı bir üsluptan kaçınarak dinin özünü öğrenmeye ve kamil insan olmaya yönelik çalışmalarda bulunmuştur. Yunus Emre tıpkı Ahmet Yesevi gibi aruz ve hece ölçüsüyle dörtlükler kaleme alırken Hacı Bektaş Veli Makalat adlı eserinde tıpkı Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet adlı eserinde olduğu gibi halkın anlayabileceği bir üslupla Allah'ın emirlerini ayetlerle aktarmıştır. Horasan erenlerinin genel özelliği Arap ve Farslar gibi Müslüman diğer milletlerin yaşadığı coğrafyalardan farklı olarak İslami bilimlerle ilgili sistematik kitaplar yazmaktan ziyade hoşgörü çerçevesinde halka İslam'ı anlatmak ve hakkı kamil ve iyi insan olmaya yönlendirmektir. İslam dünyasıyla halen Gök Tanrı dinine mensup Orta Asyalı kalabalık Türk kütleleri arasında bir köprü vazifesi gören Selçukluların Horasan'ı ele geçirmesi ve sonrasında kuracakları imparatorluğun merkezi yapmasıyla yeni bir Türk göçü başlayacaktı. Şii İslam'ın güçlendiği, farklı Sünni İslam yorumlarının olduğu, Melamiliğin gizli ama derinden bölgeyi etkilediği bu coğrafya Orta Asya Türklerinin ilk durağı olacaktı. Fatimilerin İsmailiye inancına sahip misyonerlerinin etkisiyle bölgede Pamir Aleviliği ortaya çıkarken Ehlibeyt sevgisine sahip Melami meşrepli gruplar bu yeni gelen basit bir şekilde İslam'ı kabul etmiş topluluklara İslamiyet'i en kolay ve hızlı yoldan anlatmaya çabalamıştır. Horasan coğrafyasına 4 imamcı Keysanilik, 5 imamcı Zeydilik, 7 imamcı İsmailiye, 12 imamcı Caferiye, Şii mezheplerinden ya da 7 imamcı Batıni Pamir Aleviliğinden, Hulul anlayışına sahip 11 imamcı Arap Aleviliğinden, 5 imam inancına sahip Zeydi Alevilikten, İsim benzerliğinden öte köken olarak oldukça farklı bir inanç sistemi doğmuştur. Günümüzde Anadolu Aleviliği olarak tanımlanan bu inanç
meşrebe mensup insanların büyük çoğunluğu nesiller boyu aktarılan sözlü geleneğe göre Horasan'dan Anadolu'ya göç etmiş Horasan Türklerinin torunlarıdır. İlk olarak Batılılar tarafından yapılan kategorizasyon sonucu Anadolu Aleviliği 12 İmamcı Şii akımının içinde değerlendirilmiş olsa da Türkmen Alevilerin ilk kökleri olan Horasan'a doğru olayları tarihi süzgeçten geçirdiğimizde ve Horasan'ın o dönemki sosyokültürel karmaşık yapısını göz önüne aldığımızda Aleviliğin özünün bir mezhepten, tarikattan hatta bazı Aleviler tarafından popüler bir söylem olan meşrepten ziyade kuzeyden gelen göçebelerin binlerce yıl içerisinde şekillenmiş dünya görüşlerinin, sosyal bağlarının melamilik bakışı ile o dönem Horasan'da egemen olan maturidilik itikadının aynı potada erimesi sonucu spontan olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Hacı Bektaş Veli'nin makalatında İmam akıl üzeredir ifadesi yer alır. Bu fikir Maturidi'nin görüşleriyle örtüşmektedir. Aynı şekilde İmam Maturidi imanda artma ve eksilmeyi kabul etmez. Ona göre büyük günah imandan çıkarmaz. Hacı Bektaş Veli'nin makalatında bu görüşler aynen tekrarlanmaktadır. İmam Maturidi Hanefi mezhebinin itikat imamı olarak kabul edilse de fiiliyatta medreselerin ve Arap-Fars coğrafyasının etkisiyle Türkler arasında Selefiye ve Eşariye itikatlarının tarihi süreçte etkisi oldukça baskın olacaktır. Anadolu Aleviliğinin sonraki süreçte nasıl şekillendiğine ve esasında Anadolu'da yaşayan birçok farklı Alevi grubunun tarihi süreçte farklı akımlarla karşılaşması sonucu farklı inanç sistemlerine sahip olduğunu, dolayısıyla homojen bir Anadolu Aleviliğinden bahsetmenin oldukça güç olduğu gerçeğini detaylandırmadan Horasan Türklerine geri dönecek olursak, Horasan Türkleri büyük oranda Oğuz Türkü olup içerisinde neredeyse tüm Oğuz boylarından parçalar barındırır. Fakat günümüzde yaklaşık 1 milyon nüfusu olan Horasan Türkleri 15 aşirete bölünmüştür. Bu aşiretler Bayat, Avşar, Karaçordu, İmarlı, Bukanlı, Çuyanlı, Pehlivanlı, Boranlı, Kılıcanlı, Timurtaş, Nardin, Godari, Raimi, Hacılar ve Karay aşiretleridir. Yakın bir geleceğe kadar göçebe olarak yaşayan bu aşiretlerin büyük çoğunluğu günümüzde yerleşik hayata geçmiştir. Horasan Türklerinin bir kısmı bölgeye Selçuklulardan çok önce gelmiş olsa da Selçuklular döneminde asıl bölgeye Türk göçü yaşanacaktı. 12. yüzyıldan itibaren bölgede kalabalıklaşan Türk nüfusunun bir sonucu olarak Türkler ekonomik açıdan yeni topraklar arayışına girmiş ve yine Selçukluların yönlendirmesiyle Türk ve Müslüman nüfusuna ihtiyaç duyan Anadolu'ya göç etmeye başlamıştır. Selçuklulara Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı esasında Selçuklular için planlı bir savaş değildi. Öyle ki Selçuklu topraklarına sürekli misyonerler gönderen ve Abbasi hilafetinin düşmanı Şii Fatimileri batıda kendisine hedef alan Selçuklular, Bizans ile savaşmak istememiş, sefere çıkan Bizans imparatoruna elçiler göndererek barış yapmak istemiştir. Malazgirt Savaşı'ndan sonra dahi Anadolu Selçuklular açısından imparatorluğun ağırlık merkezi olmamış, hatta bölgenin yönetimi Selçuklu ailesinden iktidarı kaybetmiş bir hanedana verilmiştir. Dolayısıyla Horasan gibi imparatorluk için oldukça önemli olan bir coğrafyadan Anadolu'ya gitmek isteyen gruplar teşvik edilmiş, zaman zaman Anadolu sürgün yeri olarak kullanılmış, bazen de fikirlerini daha özgürce yayacağını düşünen gruplar bölgeye göç etmiştir. Selçuklular döneminde Anadolu'nun konumu, tabiri caizse Amerika kıtasında ilk kolonilerini kuran Avrupalılara oldukça benzemektedir. Bu süreçte Horasan Erenleri adı verilen dini figürler de Horasan'da bulunan ocaklarından, tekkelerinden yetişerek hocalarının icazetiyle Anadolu'ya gönderilmiştir. Horasan bölgesindeki dini hoşgörü bu dönemde İslam coğrafyasının hiçbir bölgesinde bulunmamaktadır. Öyle ki bölgede ayrılan Türk grupları için dini açıdan en uygun coğrafya Anadolu'ydu. Horasan çevresindeki yerleşik yaşayan nüfusun kalabalık olması da göz önüne bulundurulduğunda göçebe hayvancılıkla uğraşan ve bu sebeple hayvanları için geniş topraklara ihtiyaç duyan Horasan Türklerine Anadolu kucak açmaktaydı. Horasan kökenli Türkmen Aleviliği anlayışında Ehlibeyt sevgisi ne çeşitli Şii akımlarında olduğu gibi siyasal bir kimlik kazanmış ne de klasik Sünni akımlarında olduğu gibi halifelik makamı tartışmasız bir otorite olarak görülmüştür. Maturidi itikadının öze odaklanan küçük farklılıklardan büyük ayrılıkların çıkmasını engelleyen görüşü Horasan Aleviliğinde de mevcuttur. Horasan'da şekillenen İslam anlayışını anlama noktasında Emir Timur'un faaliyetlerine dikkat etmek gerekir.
Öyle ki Timur, Şii batini akımlara oldukça şiddetli cezalar verirken, Şam'da Emevi halifelerinin Ehl-i Beyt'e zulmettikleri için mezarlarını yıktırmıştır. Şam ulemasına Muaviye taraftarlığı yaptıkları için öfkelenmiş, çeşitli cezalar vermiştir. Timur, sahabelere türbeler yaptırırken Anadolu'daki Varsak, Ulus, İbramiyalı, Kılas, Kubaş gibi Alevi Türkmen aşiretlerini ana yurtlarına götürmüş ve verimli topraklara yerleştirmiştir. Ayrıca o güne kadar mütevazi bir mezarda yatan Piri Türkistan Ahmet Yesevi için devasa bir türbe yaptıran Timur'un bu uygulamalarını Arap tarihçi İbni Arapşah, Sünni olmasına karşın Alevilik duygusu Timur'da tüm kuvvetiyle yaşıyordu şeklinde yorumlayacaktı. Esasında Timur'un din anlayışı Horasan'a özgü ve tırnak içerisinde ana akım Şii ve Sünni din alimlerince garip karşılanan farklı bir ekolden kaynaklanıyordu. İran coğrafyasının son büyük mareşali ve İslam tarihinde Sünniliği ve Şiiliği birleştirmeye çalışan tek büyük hükümdar olan Afşar Hanedanı'nın kurucusu Nadir Şah'ın da Horasan Türk'ü olduğunu söylemem sizi şaşırtmayacaktır. Horasan'da önemli bir Kürt nüfusu da günümüzde yaşamaktadır. Fakat bölge Kürtleri, Türklerin bölgeye gelmesine kıyasla oldukça yakın bir geçmişte, yaklaşık 500 yıl önce ana vatanları olan günümüz Batı İran'ından bölgeye sürülmüş Kürtlerin torunlarıdır. Birçok tarihi kayıtta geçen bu sürgüne rağmen ve Türkler gibi göçebe köklere sahip olmayan Kürtlerin, ana vatanlarından bu denli uzak bir coğrafyada neden yerleştikleri mantık ekseninde düşünülmeden Kürt Alevilerinin biyolojik kökleri Horasan ile ilişkilendirilmektedir. Bununla birlikte Alevilik Türklere has bir inanç sistemidir. Dolayısıyla her Alevi mutlaka Türk kökenlidir hipotezi de tamamen doğru değildir. Öyle ki Pamir Alevileri, Zeydi Alevileri ya da Arap Alevileri Türk Alevileri ile tamamen farklı teolojik, kültürel ve tarihi köklere sahiptir. Kürt Alevileri içinde homojen bir inanç sistemi bulunmamakla birlikte kadın erkeğin birlikte katıldığı ritüeller, Horasan kökenli melamilikten esinlenmiş görüşler, öze yönelik iman anlayışı, gök tanrı dininden gelen izole inançlar noktasında Türk Alevilerine benzedikleri oranda Kürt Alevi gruplarının Türk kökenli olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde Anadolu'da yaşayan çeşitli Alevi grupları sözlü tarihlerinde kendilerini Horasan coğrafyası ile ilişkilendirir. Horasan Türkleri 20. yüzyılın başlarında merkezi otoritenin gücüyle Caferiliğin etkisinde büyük oranda Şiileşmiş olsa da Anadolu'da bulunan bazı Türkmen Alevileri ile benzer dini ritüelleri halen sürdürmektedir. Horasan bölgesinde yeşeren İslam anlayışı günümüzde gerek Anadolu'da Arap, Gazali, Kadızadeliler etkisinde kalan Sünni Türklerce, gerek Batini, Caferi, Safavi etkisinde kalan Alevi Türklerce, feodal ahlak anlayışını benimsemiş babadan oğula geçen aristokratik dizenler kurmuş Alevi dedelerince ve Sünni şeyhleri ve otoritelerince unutulmuş, unutturulmuş olsa da bir zamanlar geniş Türk kitlelerince bu İslam anlayışı büyük oranda benimsenmiştir.